Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Gördüğünüz gibi önümde patlıcan var. 4 tane büyük, böyle uzun patlıcan kullanacağım. Ne hazırlayacağım arkadaşlar? Hünkar beğendi yapacağım. Menü içerisinde tarifini paylaşmıştım ama bu şekilde hiç paylaşmamıştım. Çok da isteyen oldu. Hemen sizlerle tam ölçüsüyle böyle çok güzel bir hünkar beğendi yapacağız. Öncelikle 4 tane patlıcanı yıkadım, kuruladım. Bir bıçak yardımıyla şöyle birkaç yerinden deliği açıyorum. 250 derecelik önceden ısıtılmış fırında, yani fırınınızın en yüksek ayarı arkadaşlar, iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Ondan sonra bir poşetin içerisine alacağım. Poşetin içerisine koyacağım. Poşetin içinde böyle yumuşayacağı için çok rahat soyuluyor. Muhakkak o şekilde yapın. Şimdi fırına götürüp güzelce pişiriyorum. Patlıcan fırında pişerken hemen et sote kısmını da hazırlayayım arkadaşlar. Çünkü et de kapağını kapatacağız. Bir yarım saat kadar pişecek. Yarı yağlı kuşbaşı doğranmış dana eti. Hemen hemen yarım kilo kadar arkadaşlar. Hemen şunu da belirteyim. Çocuklarım çok patlıcan yemediği için eti biraz fazla kullanıyorum. Et sote gibi hazırlayacağım. Onlara et sote kısmını vereceğim. Bizler patlıcan kısmını yiyeceğimiz için. Ondan dolayı biraz et fazla kullanıyor olabilirim ama sizler de şöyle 400 gram kadar kullansanız yeterli gelecektir. Özellikle çocuklar patlıcan, birçok çocuk yemiyor. Ondan dolayı size de fikir olabilir. Şimdi etin kapağını kapatayım. Altını hafif orta ateşe getiriyorum. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Ara ara karıştıracağım. Suyunu salıp çekene kadar pişsin. Böyle suyunu iyice çekti gördüğünüz gibi. Tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 3 tane orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Soğanı böyle bol bol olursa daha güzel olacaktır. Şimdi soğan pembeleşene kadar kavuracağım. Ara ara böyle kapağını kapatacağım. Açıp açıp karıştırarak pişireceğim. Hemen bakıyorum. Artık yeterince kavruldu. Ve içerisine 2 tane orta boy domatesi yemeklik doğradım. İlave ediyorum. Böyle 1 yemek kaşığı da salça ilave edip. Şimdi bunlarla da güzelce bir kavuruyorum. İçerisine 1,5 su bardağı suyu ilave edeceğim. Eğer etiniz bakarsanız pişmediyse tekrar su ilave edersiniz arkadaşlar. Şimdi bu suyla etimi güzelce pişireceğim. Bu et arkada pişsin kısık ateşte. Ben patlıcanlarımı hazırlayacağım. Birazcık da olsa patlıcanlar soğudu. Şimdi hemen gidip de şunları güzel bir soyacağım. Bu şekilde kesin poşete koyun. Soyması çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Şöyle tutacağız. Çekip çekip alacağız. Hemen ben hızlıca soyayım. Çok vakit kaybetmeyelim. Kabuklarını soyduktan sonra şu sap kısımlarını alayım arkadaşlar. Şöyle doğrayacağım. Böyle incecik doğramaya özen gösterin. Ve şimdi gelişi güzel doğruyorum. Sıcak sıcak doğrarsanız daha iyi olur. Şimdi bu şekilde incelteceğim. Şimdi böyle incelttikten sonra ocağın başına geçip ocakta da biraz pişireceğiz. Şimdi uygun bir tencereye ocağımı aldım. Beğendisini hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını tenceremin içine alıyorum. Eritiyorum. Yağ eridikten sonra şöyle 1 yemek kaşığı dolu dolu ya da 2 yemek kaşığı sızma olacak şekilde unu. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Un güzelce kavrulduktan sonra hazırladığım patlıcanları içine ilave ediyorum. Şimdi
Şimdi kısık ateşte birazcık da patlıcanı bu şekilde kavuracağım. Şöyle kaşığın arkasıyla eze eze yedirin bunu. Bir iki dakikada böyle karıştırarak kavuruyordum. Yeterli artık. Bir taraftan da böyle kaşığın arkasıyla ezin arkadaşlar. Şimdi hemen ardından içerisine bir bardak sütü koyuyorum. Hızlıca karıştırıp yediriyorum. Önce bir bardağı ilave edin. İyice yedirin. Yarım bardak süt daha ilave edip karıştırıyorum. Altını biraz orta ateşe getireyim. Birden sütü katarsanız böyle kesik kesik bir görüntü olabilir. O yüzden yavaş yavaş katın. Şimdi sütle birlikte de böyle sık sık karıştırarak 1-2 dakika pişireceğim. En son kaşarını ilave edip ocaktan alacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha patates ezicisiyle ezeceğim. Çok hafif. Bu kıvam gayet iyi arkadaşlar. Gerekirse bundan daha koyu olursa biraz süt ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle fokur fokur 1-2 dakika kaynatarak pişirdim. Şimdi tuzunu tamamen göz kararı. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar koymanız yeterli. Yine damak tadınıza göre ilave edersiniz. Biraz da karabiber. Bir tutam da kaşarı ilave ediyorum. Ocağın altını kapatıyorum. İsterseniz bu kaşarı yemeğe yakın ilave edebilirsiniz. Mesela akşama doğru yaptınız. Tam sofraya oturmaya yakın kaşarını ilave edin. Ocağın altını yakın kaşarı ilave edin. Sonra servis edin. Tamamdır. Çok da güzel bir kıvamı oldu. Beğendi de hazır. Çok da güzel bir kıvam oldu. Şimdi o birazcık beklerken de koyulaşacak arkadaşlar. Eti kontrol ettim. Çok güzel pişmiş artık arkadaşlar. Kıvamı da gayet güzel. Birazcık dinlendireceğim. O iyice suyunu çekecek. Kıvam bence iyi. Şimdi bir çay kaşığı dolusu tuz, karabiber, bir tane de büyüklerinden sarımsağı ilave edip şöyle bir yedireyim. Ondan sonra ocaktan alacağım. Eti biraz dinlendirdikten sonra sunuma geçeceğim. Kıvamını şöyle göstereyim arkadaşlar. Eğer bekletip koyulaşırsa birazcık sütle açabilirsiniz. Olması gereken kıvam bu. Çok da güzel olmuş. Et de aynı şekilde hafif böyle koyu olması gerekiyor. Şimdi hemen servis tabağını alayım. Alt tarafa beğendisini koyuyorum. Kıvamı çok güzel değil mi sizce arkadaşlar? Ve üstüne de etinden koyuyorum. Üzerine birazcık da maydanoz bırakıyorum. Bence görüntüsü çok güzel bir ana yemek oldu. Görüntülü şöyle gösterip videomu bitireyim arkadaşlar. Kıvamı falan çok güzel. Yorum kısmına birden 10'a kadar puan verseniz bu güzel yemeğe kaç puan verirsiniz arkadaşlar? Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.